Hepinize merhaba arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde birazdan bu idmandan sonra Bayern Münih ile maç yapacağız. İlk maçta hatırlayacaksınız ki 1-1 berabere kalmıştık. Yani deplasmanda biraz da olsun avantajlı bir skor yakaladık gol atarak. Ama şu an önümüzdeki idmana odaklanacağız. İdmanda en iyi performanslarımızı sergileyip Bayern Münih maçına da öyle çıkacağız. Şu an birebir kalecilikte başlıyoruz ve hemen ardından tabii ki diğer idmanlar da olacak ama onları ben yapmayacağım. Çünkü bir an önce Bayern Münih maçına geçmek ve Şampiyonlar Ligi'nde bugün olmasa da o gün tarih yazmak istiyoruz. Bir üst sıra çıkmak istiyoruz. En önemlisi Bayern Münih'i elemek istiyoruz. O geçenki maçta yaptıkları hareketler hiç hoş değildi. Bu arada çocuklar siz çok kötüsünüz ya. Ve özlenen isim, beklenen isim Zlatan İbrahimovic. Bak adam gol atmak için ne yaptın ya? Değer miydi abi ya? O kadar beni geçmeye çalışıyorsun, ediyorsun, gidiyorsun, topu dışarı vurasın, yapma. Aa Leva, dur lan. Ben seni unuttum lan. Pardon abi, ben seni her seferinde unutuyorum ben. Gerçi seni bu takıma kim aldı onu da bilmiyorum ama neyse. İyi adam ya, iyi adam. Gol atamıyor ama olsun, iyi forvet. Hemen fırlatma degajı, duraksayarak penaltı ve falsolu vuruşlar. Yani frikik çalışması. Onu da hemen kısaca simülate ediyoruz. Ve hemen ardından yavaş yavaş Bayern Münih maçına. Parc des Princes'e gidiyoruz. France değil, Prince. Beklenen gün geldi artık. Rakip Bayern Münih. Şampiyonlar Ligi'nde. Son 16 yolundan, son 8'e kalma mücadelesinde. Zorlu bir maç. İlk maçta aldığımız 1-1 beraberliğinde avantajını kullanarak biraz da olsun 0-0'lık beraberliğe yatabilir gibi duruyor olabiliriz. Ama yatmayacağız. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. En iyi futbolumuzu sahaya yansıtacağız. Yükselen performansta ileride Agüero ile Cavani ile Di Maria ile goller arayacağız. Bu maçtan galibiyet alacağız. Sonra da bir üst sıra çıkıp Şampiyonlar Ligi'ne hedef alacağız. Fransa'da güzel bir atmosfer var. Parc des Princes'te Şampiyonlar Ligi'nde. Fransa ekibi Paris Saint Germain mi yani biz mi yoksa Alman ekibi kupa kaldırdı Bayern Münih mi? Bugün bu sahadan mutlu ayrılacak olan isim olacak. Bunu hep birlikte merak ediyoruz. Elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Diğer gruptaki, pardon, oynanan maçlarda sonuçlar belli olmuş. Sürpriz Real Madrid elenmiş. Güzel bir şey. Ajax Real Madrid'i elediyse demek ki önümüzde daha çok sürprizli maçlar olacak diyerek bu maça başlıyoruz. Biz başlıyoruz bu maça kazanmak için. Elimizden geleni yapacağız. Robben'le, Müller'le, Costa'yla bize gol mol atamazlar. İlk maçta oldu ama bu maçta buna izin vermeyeceğiz. Gel geri, gel geri. Bak soldan gidiyor. Soldan gidiyor. Tut onu. Tut onu. Aman aman. Sakin bas abim. Sakin bas ya. O kadar da sert oynamanıza gerek yok. Tamam cross. Güzel. Lan bu lan. Vur lan bir tane. Vur bir tane. O herife ben tav oldum ya. Geçen maçtan o bana hareket mi hareket yaptı. Ona ben tav oldum. Beyler düşürmeyin. Aman. Arka direkte dikkatli. Dikkatli o. Vidal'e dikkat. O adamı kaçırmayacaksın abi bak. Silva sen yaklaş abi, o adamın boyu kısa bak, vuramıyor. Hadi beyler düşmüyor bu top, bizde bu top. Hadi aslanlarım ya. Hadi bak iyi paylaşın adamları. Ben de Allah. Lan vur gitsin vur. Aferin Cavani, aferin, iyi takip ettin oğlum. Pardon beyler. Hadi beyler paslı. Helal Matuidi, süpersin. Ama şut çekme abim be. Ya tamam Neuer uzun zamandır oynamıyor da bu kadar da kötü şutu yiyecek adam değil yani. Hadi oğlum. Hadi lan. Güzel pas. Yürü aslanım. Yürü. Yürü Veratti. Arka direkt. Arka direkt. Di Maria dokun. Di Maria be. İşte bu aslanım benim ya. İlk maçta gol atmıştı. İlk maçta da Bayern Münih deviren isim olmuşsun. Bu maçta da gol atıyor. Aferin lan sana. Senin kulaklarına kurban ya. Lan var ya adam kulaklarıyla pozisyonu hissediyor. Radar gibi mübarek ya. Bak arka direkte her zaman olduğu gibi topla buluşuyor. Tekniğini, klasını konuşturuyor. Ve topa ağlara götürmeyi başarıyor. Dakika 37 mi kaçtı göremedim dakikada ama çok güzel bir gol attık. Di Maria ile attık. Paris Saint Germain'de 1-0 öndeyiz. İşte bu ya. Bas orada bas, kapat önünü, kapatın beyler. Aferin lan Matuidi, dön geri dön. Al oğlum aç şu oyunu. Lan sıkıştırma. Ya ne yaptın abi sen? Senden pas istiyorum da abim, adama doğru değil bana doğru atacaksın ya. Durduk yere bir anda pozisyon yarattık ya kendi kalemizde. Biraz daha dikkatli olur. Tamam aferin oğlum, iyisin. Hadi Agüero kaldır kafanı. Güzel pas. Ver araya. Süpersin Veratti. İyi bıraktın. Di Maria. Di Maria 2 oldu. İşte bu kadar ya. Bayer
Tchouameni'yi Di Maria'nın attığı gollerle bugün deviriyoruz. Berardi çok iyi ara topları salıyor. Ya Di Maria'nın da üstüne düşen bunları filelerle buluşturmak ve o da üzerine düşen görevi. Harfi harfini yerine getiriyor. Helal sana ya. Ya Agüero çok iyi bıraktı. Berardi öyle bir ince pas bıraktı ki Di Maria resmen kardeşim dedi, o pasa dedi, bu yakışır dedi, köşeye çatlattı. Neuer avladı, Bayern Münih avladı en önemlisi. Durum 2-0'a geldi, çok güzel oldu. Di Maria'nın attığı gollerle ilk yarıda 2-0'lık üstünlüğü yakaladık, süper gidiyoruz. Kupada bir adıma, daha doğrusu bir adım atlamaya çok az kaldı. Kaçana dikkat, kaçana dikkat, dikkat. Tut onu, tut. Aferin oğlum lan, aferin Silva. Yok bir şey, oynamıyorlar, oyna. Öyle kendini yere bırakmayla olmaz bu işte. Alıştınız bedava penaltılara, olmaz. Burası Şampiyonlar Ligi. Şikayet ede ede sonunda kararlarımızı uygulatmayı öğrettik. İlk yarı bitti, güzel bitti. 2-0 bitti. Hadi beyler, şut pozisyonu yok. Şut pozisyonu yok. Kapat önlerini. Aferin oğlum. Aferin, kapat. Süpersin lan oraya. Harikasın oğlum ya. Çok iyi kapattın Ribery. Hadi beyler hadi. Dönün geri dön. Bakın adamlara. Bak boşta bak. Önümdekini al. Önümdekini lan. Oğlum ben mi tutacağım onu? Ben de. Abim önündeki adama yaklaşın ama ya. Adam rahatlıkla orada topu indirmek için bekliyor ya da vurmak için, hiç oralı bile değilsin. Aha Di Maria'ya bak, güzel pas, yürü Agüero. Lan adam sana çok güzel indirdi, pas attı. Yaptın işe bak ya. Helal Cavani lan, yürü lan, yürü oğlum. Oha hoca. 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 Allah seni kahretmesin hoca. Tut onu tut, kaçırmayın beyler, bak rahat rahat çıkıyor aranızdan lan, kapatın önünü. Lan. Abim herif rahat rahat aranızda gidiyor. Niye biriniz ayağınızı sokmuyorsunuz? Ya biraz daha dikkatli beyler. Tamam iyiyiz ama sağlam performans istiyorum sizden ya. Benim gibi böyle saçma sapan paslar atmayın. Daha güzel paslar atın. Beni örnek almayın sakın paslarda. Kusura bakmayın. Çok kötü pas verdim ama... Yavaş vur yavaş. İnsana vuruyorsun. İntikam mı alacaksın? Ellerimi mi kıracaksın lan? Hayvan herif. O kadar sert şut mu çektin? Yakın oyna oraya. Bakın içeridekilere bak, içeridekilere bak. Kapat öne. Tamam bir şey yapamazlar ya, pozisyonu bitirirler. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Açıvermeyin yeter beyler. Sizden tek bir isteğim var, o da o. Başka bir şey de istemiyorum zaten. Güzelsiniz, süpersiniz. İşte bu kadar ya. Bırak pas yapsınlar orada kendi hallerinde. Ama ortaya dikkat. Ortaya dikkat. Güzelsin lan Di Maria. Hem ileride hem de pasta. Süpersin oldum sen. Ver abi kaçana. Güzel pas. Hadi Matuidi. Hadi Matuidi. Bak içeride adam boş. Vur şuna. Ulan ne bak. Ya at oğlum at. Eski takımın diye atmamazlık yapma. Bari bu maçta at be. Kapatın beyler önünü. Kapat. Süpersin Marquinhos. Aferin çocuklar. İşte bu kadar ya. Paris Saint Germain taraftarı şu an çok mutlu. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih gibi bir devi elemeyi başardık. En önemlisi bir üst turdayız. Son 8'e kaldık. Ve... Benim adıma da en güzel hikaye, intikamımızı aldık. İlk maçta yapılan o sus hareketlerine, oyunda olan o estetik, görsel amaçlı beni sinirlendiren hareketlere karşı bugün cevabımızı verdik. Fransa'da 2-0'lık galibiyette güzel bir şey imza atıyoruz. Bir üst tura imzamızı atıyoruz. Sıradaki rakip gelsin, Şampiyonlar Ligi'ni almadan ben bu kaleci kariyerini bitirmeyeceğim. Kariyerim boyunca bir kere bile olsun o kupayı alacağım ben. Ligde rakibimiz gördüğünüz gibi Olympique Marsilya. Kendi sahamızda oynayacağız. Bu bizim için bir avantaj. Zor bir maç olacak. Yani bu maçtan galibiyeti alırsak yavaş yavaş birincilik açısından emin adımlarla ilerleyebiliriz. Yine de garanti bir maç değil. Bu yüzden elimizden geldiğince bu sahada mücadele etmeliyiz. Ki Nantes'a puan kaybettik. Bildiğiniz gibi beklenmedik bir şekilde. Aynısını yaşamak istemiyoruz. Lig 1'de, Parc des Princes'te Olympique Marsilya mı yoksa Paris Saint Germain mi? Bugün bu sahadan mutlu ayrılacak taraf olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Yani bildiğiniz gibi zor maçlar geçiyor Lig 1'de. Sürekli 1-0, 1-0 gibi bir galibiyet serimiz var. Aslında bu futbol açısından pek hoş değil. Ama galibiyet almak en azından güzel bir şey. Umarım bugün de aynısı olsun. 1-0 olsun, bizim olsun. Hadi beyler açın oyunu. Güzelsin. Ver sen de, süper. Harika topuk pası. Yürü lan. Yürü bak içeride boş. Ver şunu. Yazı bak. Ya o kadar müsait pozisyonda nasıl direğe vurdun abim sen ya? Hadi o direği vurdu. Bu nasıl offside'e düştü? O değil. İki kişi birden offside'e düşmüştü. Tamam beyler tamam. Güzelsiniz. Süper başladık. Direkte başladık. Bunun devamı gelir.
Bak şu sola, bak şu sola. Hadi beyler ortaya dikkat, bak kaçıyor, kaçıyor. Adam kaçıyor. İndir. Ver bana. Sakin, sakin, sakin. Silva. Tamam oğlum, tamam. Güzel indirdin. Aferin aslanım. Biraz daha soğukkanlı olmak yerine bana daha rahat toplar atarsan hiç problemimiz kalmaz. Öyle riske atıyorsun bazen. Hadi oğlum. Güzel. Sen de Agüero. Sen de Agüero. İyi orta aslanım. Hadi koçum benim. Ah be, direkten döndü. Aferin lan. Süper açtın ortayı da. Biraz daha aşağıdan be oğlum be. Ya Ondenga'nın boyu kısa o yüzden. Ortan güzel ama Ondenga vuramaz onu. Beyler sağa bakın, sağa bakın, sağa bakın. Sağ bomboş. Ah be oğlum be. Ah be. Sağ boş diyorum size. Aman arka direkte koşu var. Arka direk lan. Ama vurdurma, vurdurma sakın. Aferin lan Matuidi. Çok iyisin oğlum ya. Sakin beyler, sakin. Hocam bak faul var orada. Es geçiyorsun ama tehlikeli pozisyon olabilir bak. Ya öyle avantajı bırakma ya. Zaten çıkamayız biz. Bak şu sağdaki herife ya. Bak ya herifler rahat da abim merkaç yapıyor bak. Dikkat edin oğlum ya. Şşş. Ben de sakin. Sakin. Ya şu adamlara biraz yaklaşın beyler. Hadi aslanlarım ya. Güveniyorum size ya. Yeneriz biz Marsilya'yı. Marsilya ki. Koşu var. Koşu var sağda. Allah sizi kahretmeye. Kahretmeye. Beyler. Sağdan adam kaçıyor ya. Bak sağ koridor yaptılar. Farkında değilsiniz. Yani açıyı kapattım herif. Allah'tan kötü vurdu ya. Biraz daha içeri vurabilse ya bana çarpacak ya da gol olacaktı. İyi gördüm Motta. Süper attın hatta Motta. İyi pas. Di Maria mı? Di Maria. Ah. Biraz daha önde, önde. O Di Maria'yı önde atın. Önde attın mı yazıyor. Ondenga iyi ortaydı da. Öne be. Yaklaş, yaklaş. Adama yaklaş abim. Bak aradan kaçıyor gene ya. Kuruzava sen mi oynuyorsun gene ya? Aferin lan Silva. Çok iyi takip ettin. Kuruzavacım bak. Her seferinde aynı hatayı yapıyorsun ama ya. Şu arkandan kaçan adamlara biraz dikkat et. Gözünü seveyim. Ya çok iyi adamsın. 10 numara pozisyonlara da yarattırıyorsun ama yapma be. Agüero sen ne yapıyorsun? Kuruzava'dan bahsediyor. Sen niye gaza geliyorsun ki burada? İyi pas. Yürü oğlum. Yürü. Yürü lan. Yürü bak. Ondenga kaçıyor Leva. Leva bırak onu. Leva bırak onu. Ondenga bari sen yapma be. Çok iyi kapattım Andanda köşeyi ya. Hadi beyler hadi atabiliriz ya. Dakika 66 maç bitmedi oğlum. Yüklenin. Yüklenin. Ama gömün. O adam o kadar kısa boyuna rağmen çıkıp o topu almaz. Hadi lan Leva. Leva göster marifetini oğlum. Sağlam bir yapıştır şu topa. Oğlum kime attın lan topu? Kale orada orada. Amerikan futbolundaki dikine direkt mi sandın sen bunu? Ne yaptın? Nereye dikiyorsun topu ya? Leva. Leva. İyi bir orta Leva. Hadi aslanım. Hadi aslan. Ya o kadar götürüyorsun abi bari orta aç ya. Hadi beyler hadi bitmedi atak. Hadi devam devam. Güzel pas. Ah be biraz daha köşeye gitse var ya. Çok güzel gol olacaktı. Güzelsiniz beyler. Böyle devam ya. Yüklenin yüklenin. Elinizden ne geliyorsa var ya. Girin pozisyonlara yaratın ya bir şeyler. Hadi oğlum Marsilya'dan puan kaybedemeyiz. Lyon zaten yakın takipte. Belki üstümüzdeler. Puan durumu da ne oldu onu da bilmiyoruz. Ama doldur boşalt yapmayın. En sevmediğim taktik ya bak. Pozisyon olmuyor, olmuyor. Doldur boşalt yapmayın ya. Rahat toplar gidiyor kale. Hadi Matuidi, hadi aslanım. Güzel, güzel ver arkadaşlar. İyi pas. Ulan Leva, her topa kafa vurursun. Buna vuramayacağın tuttu bu sefer de ya. 10 numarada pozisyonda. Hadi oğlum, son şansımızdan bir orta güzel, güzel, güzel işte bu. İşte bu kadar ya. Kim attı golü? Kim attı sarılacağım ona, öpeceğim onu. Helal lan Silva. Sana var ya kocaman kocaman öpüyorum. Kaleden koşup geliyorum, bekle beni. Bekle Silva yatacağım üstüne. 90'da geldi ya. 90'da geldi. Bu maç resmen oynadık oynadık atamadık maçıydı. Ama dakika 90'da her zaman olduğu gibi. Mandanda büyük bir hata yapmış. Topa çıkıp çıkmamada kararsız kalıyor. Ve Silva o kadar iyi yükseliyor ki. Mandanda'nın üstünden topu boş ağları göndermeyi başarıyor. Dakika 90'da gelen gol bizi zafere taşıyor. Premier League yolunda olmasa da Lig 1 yolunda güzel ilerliyoruz. Yine 1-0'lık galibiyetimiz var. Yine mutluyuz. Yine huzurluyuz. Silva'nın attığı 90'da gelen gol bizi galibiyete taşıdı. Çok önemli bir goldü. Neredeyse bizi ipten aldı. Maçın başından beri biz oynadık. Marsilya izledi. Sonunda da golü bulduk. Mutluyuz. En azından Nice'a deplasmana mutlu gideceğiz. Moralli gideceğiz. Ya bu 90'da gelen gol var ya bizi şampiyonluk yolunda belki de bir adım öne attı. Gerçi puan durumu ne oldu onu da bilmiyoruz. Lig 1'de emin adımlarla ilerliyoruz. Rakibimiz Nice.
zor bir maç bizi bekliyor olabilir. Emin değilim. Ama elimizden gelen bütün mücadeleyi yapacağız. Hocam formalar çok benziyor. Biraz değiştirelim. Heh, böylesi daha iyi. Bu maçta kendi evimizde galibiyeti alalım. Keyfimize yavaş yavaş bakalım. Zaten Şampiyonlar Ligi ve Lyon'la oynayacağımız maç var bundan sonraki hafta. Umarım o maçlarda da istediğimiz skorları alırız. Erkenden ligde şampiyonluğumuzu ilan ederiz. Kendi evimizde yine çok güzel bir atmosfer var. Lig 1'de, Parc des Princes'te bugün Nice'ı ağırlıyoruz. Galibiyet istiyoruz. Galibiyet odaklı çıkıyoruz maça. Ya bundan sonra puan kaybetmeye yer yok. Çünkü ucunda şampiyonluk var. Her seferinde bunu vurguluyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an puan tablosunda averajla üstümüz. Olimpik Lyon'la aramızda klasiye bir mücadele var. Ve Şampiyonlar Ligi maçının arasında Lyon'la bir maç yapacağız. Belki de şampiyonu belirleyen maç olacak. Ligin bitimine çok az bir hafta kaldı. En iyi iç saha performansında da gördüğünüz gibi Lyon'la eşitiz. Biz hep Lyon'la eşitiz. Kesin deplasmanda da aynıyızdır. Hemen düz mantık. Hadi beyler artık bir pozisyona girelim ya. Aç bir orta aslanım. Aç bir Dimari ortanı. Güzel yere. Ondenga indir topu. Ver pasını. Süpersin. Ama birdekinde verseydin var ya adam önüne alıp yapıştırırdı ya. Ya bir de o Kruzova'ya gelseydi daha iyi olabilirdi. Ama iyisiniz beyler. En azından dakika 34'te maçın ilk pozisyonu oldu. Helal olsun iki tarafa da. Ya çok sıkıcı bir maç geçiyor ama çok iyi bir hamle geldi. Defansa devamında Cavani. Devamında Cavani. Hata defansta mı başladı? Kalecide miydi? Bizde miydi belli değil. Ama defans atmış. Ya o topu kaleciye bıraksa kaleci rahatlıkla topu alabilirdi. Bak oradaki bir hemen uyumsuzluk, anlaşmazlık bir anda Nice kalesine gol olarak sonuçlandı. Cavani de bu fırsatı tabi bulduğu anda çok iyi değerlendirdi. Süperstarlarla dolu olan takım böyle hataları affetmez. Defansta topu uzaklaştıracağım diye kaleciye bırakmazsan rakip de buna fırsat bilir döşer abi. İlk yarıda etkisiz ama en azından fena olmayan bir futbolumuz vardı. Pozisyona girdik değerlendiremedik. Ya umarım ikinci yarıda da bir şeyler yapabiliriz. Hadi Oriyar. Hadi aslanım bak koşuyor adam koşuyor adam. Görün şu çocuğu görün şu çocuğu. Aferin işte bu ya. Hadi Dimaria aç bir orta. Güzel lan Dimaria. İki kişi arasından çıktı. Dimaria şut açısı mı arıyor? Dimaria vurdu gol geldi be. Adam var ya coştu be coştu. Ya artık Dimaria attı mı şaşırmıyor. Adam o kadar güzel goller atıyor ki sadece hayranlıkla izleyesim geliyor. Bayern Münih maçlarından resmen şov yaptı. Arka direkt. Bu maçta iki kişi arasından çıkıyor. Uzak köşeye, kalecin uzanamayacağı yere harika bir şut çıkarttı. Ya attığı gollerin çoğu neredeyse ya estetik vuruşlar ya da ustalık gerektiren vuruşlar. Di Maria bunu çok iyi seziyor ve bunu çok iyi başarıyor. Ya Paris Saint Germain'de olduğu için o kadar çok mutluyum ki Di Maria'nın. Umarım bana rakip olmaz. Hadi beyler engelleyin şu pas trafiğini ya dikkat dikkat kapat önünü kapat önünü. Helal sana Luis ya çok iyi girdin araya aferin oğlum benim de. Koçlarım ya var ya nasıl savaşıyorlar ya helal olsun hepinize tek tek. Ama Ondenga sen bu aralar çok kötü oldun ya niye böyle oldun? Ve Şampiyonlar Ligi kurası açıklanmış. Bir sonraki maçta rakibimiz Barcelona. Malum hepiniz benim Barcelona'ya gitmemi istemiştiniz. Evet, Camp Nou'ya gideceğim ama rakip olarak gideceğim. Hadi Matuidi, gör oğlum koşu. Lan ona değil, süpersin işte bu ya. Sen de ver. Lan ne yaptın oğlum, öyle bir pas yok ya. Kayarak niye pas atıyorsun ki abi? Ayakta kal, ortanı mı açıyorsun, pas mı veriyorsun, ne yapıyorsan yap. Basın beyler, aferin, aferin Kroos. Hadi oğlum. Agüero yapma ya. Hadi bas bas, aferin, af. Aferin, aferin yok da sana. Oğlum sen nasıl bitirici adamsın ya? Sen nasıl süperstarsın ya? Böyle ortalar da aç bana ya. Aferin sana. Adam kısa boyuna rağmen çırptı kafayı gömdü ama olmadı. Bu arada arada sıra genzim yanıyor. Kusura bakmayın. Havalar sürekli sıcak soğuk sıcak soğuk. İlkbahar havası malum Mart ayındayız. Zorluyor ya. Vücutlara ne kadar ilaç alsak da yeterli olmuyor. David Luiz bugün çok iyi performans sergiliyor. Ondenga artık at birine pas. Güzelsin. Açın o şu oyunu. Aferin. Aç oğlum. Aç. Aç dediysem öbür tarafa aç. Kanat ters kanat yapacağız. Güzel pas. Hadi Kurzawa. Hadi Kurzawa. O ne biçim şut Kurzawa ya.
Hadi oğlum. Hadi aslanım. Basın inceden. Sakin. Ben de. Sakin. Ne yapıyorsun lan ayağımda? Kalkacaksan kalk birader. Ayağımın altına yattım kaldım. Adım da atamıyorum bacağına basacağım diye. Saçma saçma hareketler yapıyorsun ya. Güzel beyler. Güzel beyler. Hadi Dimaria. Hadi Dimaria. Dimaria şımardın ha. Vallahi şımardın. Her maçta gol atınca sen şımarıyorsun. Doldur doldur. Boşlukları doldurun beyler. Aman aman. Dikkat dikkat. Kapat önünü. Aferin. Lan. Oha hoca. Hoca adam itiyor ya. Ya Allah'tan yeteneksiz bir adam gitti topu dağa taşa fırlattı ya. Bildiğin adamı itti. Adam faul vermedi ya göz göre göre. Hadi beyler son şansları. Bu pozisyonu da kapattık mı? Bırak çıksın. Bırak çıksın. Silva sakin ol Silva. Ya öyle artistik yapmana gerek yok. Tamam son düdüğü sen veriyorsun her zaman. Her attığı gol pozisyonlarına, yarattığı pozisyonlara, defanstaki yaptığı hamlelere hepsinde bu. Ama bırak. O toplar tehlikeli toplar. Yanlışlıkla ters tarafa vurursun pozisyon bize döner. Son dakika mon dakika o tarz hareketlere girmemek lazım. Gerçi 2-0'ın rahatlığı var. Adam da haklı. Çok iyi bir maç çıkarttık. 7 pozisyon 7 tane isabetli şut. Adamların bir tane pozisyonu var. O da faul aldılar. O da tutmadı. Şampiyonlar Ligi'nde kurallar bu şekilde. Gördüğünüz gibi şu an Arsenal ile Tottenham arasında oynanan maçı Tottenham 3-1 yenmeyi başarmış. Kendi ülkesinden bir takımı. Bir yanda Ajax Saint-Étienne dişe diş bir maç olmuş. 2-2 bitmiş zaten. Ama en büyük sıkıntı şu. Biz Barcelona ile eşleştik. Yani şu an çekilebilecek en sağlam kura bize denk gelmiş. Umarım bu maçta istediğimiz oyunu sahaya yansıtıp elimizden geldiğince mücadele ederiz. Tabi bir yanda da Chelsea Manchester United karşılaşması var. Bildiğiniz gibi Manchester United benim eski takımım. O yüzden onlara da şans diliyorum. Ama Chelsea ile de geçen seneden kalan bir yarım bir hikayemiz vardı. Haksız Şampiyonlar Ligi galibiyeti. Yani kimin geleceği çok da önemli değil. Biz kendi maçımıza odaklanacağız. Barcelona maçına odaklanacağız. Eğer Barcelona'yı elersek şampiyon olmak için neredeyse sadece ama sadece tek bir adım kalır. O da kupayı kaldırmak. Geri kalan hiçbir takım Barcelona klasında değil. Bunu unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.